Türkiye'den çıktık. İlk durağımız Kavala oldu. Dün akşam geldik buraya. Güzel bir yemek yedik. Şimdi gelin size motorları bir tanıştırayım ben. Şöyle bir yoğunluk var. 2 tane XR, 3 tane Ducati, 1 tane Triumph. Bu bir XR. Bu bir Ducati V4. Bu 2. Bu 4. Bu da XR. Bu da Triumph. Sivirçim. Biraz kaybolarak, biraz bir şey yaparak sonuçta gidiyoruz yani. Benzinlik buluyoruz. Ondan sonra kafe buluyoruz. Daha ne yapalım? Kaybolmak ayrıca güzeldir motorda giderken. Geziyoruz. Bu saatlerde keyfimiz de yerinde de. Halil Bey, benzinlikte ne oldu? Bir şey oldu benzinlikte. Hesap karışmış Zafer abi. Ha şey diyorsun, Yunanistan'da olan Yunanistan'da evet, kalır. Evet. Hesap karışmış. Günaydın. Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız. Aslında pek de Tiran'da sayılmayız. Sağ olsun Gökhan 20 kilometre kadar dışarıda dağ başında bir otel bulmuş ama müthiş bir oteldi. Bu arada bütün motorlar temizlendi. Çünkü Halil hocamız bizimle birlikte. Yani çok titiz bir sürücü kendisi. Hocam neye borçlusunuz bu titizliğinizi Halil hocam? Bizim aile geleneğimiz. Aileden geliyor. Kalkıp önce işlerimizi yaparız temizle. Çok güzel. İnsanın iyi bir ailesinin olması evet, tabii evet. Çok önemli. Biz de ailesindeyiz. Arnavutluk'ta problemimiz var çünkü kart geçmiyor benzinliklerin çoğunda. Onların parası da bizim yanımızda yok. Euro dolar kabul ediyorlar ama fahiş fiyattan kabul ediyorlar. Yani Arnavutluğa girerken bunların parasından cebinize koyun. Dört tane park etmeyi bilen motor, iki tane de bilmeyen motor var. Bilin bakalım bunlardan hangisi o? Çekilin bakayım. Ucuzluk mu varmış? Ucuzluk varmış. Ne o Ducati? Neymiş? Şimdi Kotor'un kedisi meşhur dediler. Öyle mi Halil Bey? Bunu görmeye mi geldik biz buraya? Evet. Bir kalesi meşhur, bir de kedisi. Yani ikisi de K ile başlıyor. Kale nerede? Kale biraz daha aşağıda, deniz kenarında. Her şeyi bilir. Her şeyi biliyor ya. Maşallah. Havaalanı da var değil mi? Evet, havaalanı da var. Bir de paralı bir tünel var ama daha geçemedik. Ama Montenegro'ya gittik. O bir muamma. O bir muamma. Karadağ'a girmedik daha. Şöyle arkayı görüyorsunuz herhalde değil mi? Güzel bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Hadi el sallayayım bakayım çocuklar. Sen de patiyi salla bakayım. Olsunca. Thank you.
burası Kotor. Yani şeyler yapamıyorum. Yani felsefe bu kadar romantik bir yerde. Yani. Şu romantizmi paylaştığım adamlara bakın ya. Yani, bak. Yani manzaranın izzeti ihsanı ortada. Allah'tan böyle şiir falan okuyorlar da yani öyle bir şey var. Garson. Garson. Bana bir çıkıp hayır hocam. Lütfen biraz felsefik bir şeyler bir cümle rica edeyim sizden de bari. Yolla. Yaşıyorsun şu hayatı Zafer abi. Marina. Marina'nın hemen yanında da bizim otel. Havuz için. Hava biraz soğuk. Ama otelimiz güzel. Geldik dağın başına. Tara Kanyon. Anlat anlat. Tara Kanyon. Şimdi şöyleymiş. Halil hocamın dediğine göre dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyük kanyonu. Avrupa'nın en büyük. Yani bizde Ulubey, Uşak falan derler ama değil galiba. Çünkü burası bayağı bir dehşet. Ve biz kayacağız buradan. Zipline yapacağız inşallah. Evet. Böyle şöyle bir şey olacak aşağı doğru. Emin değilim hala. Bakayım. Görünüyor. Aa bak gidiyor ama görünmez. Evet. Ben onu yapmam ya. Vallahi yapmam. Ya ben de boyundan dolayı... Arkadaşım ben gördüm kanyonu. Kimin fikri bu ya? Nasıl? Ha? Çok güzel mok güzel. Kimin fikri bu buradan aşağı atlamak? Ha? Atlamıyoruz. Şu yukarıdan geliyor. Daha da yukarıdan senin fikrin. Evet. Tabii canım yukarıdan mı? Şu tepeden atlanacak. Abi, biz de bağımlılık yaptık yalnız. Kaymadan duramıyoruz. Hala emin değilim. Evet şimdi artık parayı da veriyorlar. Benim hiç kaşım kalmadı galiba. Son karar mı? Tabii ki tabii ki. Eurolar da gitti. Artık bineceğiz. Yapacak bir şey yok ya. Şaka maka. Jipleri de bozulmuş. Arabaya bindik. Ya jipleri de bozulmuş. Ya nasıl garanti ediyorsunuz zipline'larının bozulmadığını? Kısmet biraz da ya. Kısmet. Bakımlı dediler. Ya kaçma. Sen getirdin bizi buraya. Ne kaçıyorsun şu şimdi? Şu an pişmanım bakamıyorum. Ha baba. Sen? Biz ikinci oldu. Nereden kayacağız biliyor musun? Demin o aşağıdaydı. Köprünün oradaydık. Şimdi bu telin üstünde bir salacaklar bizi şu telde. Ta ineceğiz aşağı. Allah maşallah. Hadi. Yapmayalım be. Ha? For finish grab. Okay. Okay. Durursan tut. Devrim iyi misin? Gayet iyiyim abi. Sit. Legs up. Legs up. Legs up. Legs up. Up. Bye bye. Bye bye Devrim. Allah belanı vermesin. Ver o zaman. Sıra sende. Allah'ım Semih de gidiyor. Legs up. Legs up. Sıra bende. Kaldır ayakları. Okay. If you stop, grab. Bye bye. Vay 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 vay. Hocam sıcağı sıcağına yorumları alayım. Ya çok güzeldi ya. Vallahi bir daha giderim yani. Gidelim. Şu anda bir daha giderim. O kadar güzeldi. Süper. Biz de aynı figürdeyiz. Bir daha gidelim. Vallahi aynen öyle. Aha. Orada kaldı. Yıkar dedik ama. Korkular oldu ve kaldı. Başımıza gelmesini istemedi. Elinle geleceksin bak adama bak. Evet. Hadi koçum benim. Helal be. Vay be. İşte Türk'ün gücü bu. Can havliyle gelmek demek. Korktuğun başına gelir hep ya. Evet ya. İşte grubumuzu Tomba. Destekle. Hadi bakalım. Aynı hevesi almaz ama. Geldik abi. Vallahi bu ne ya? Sparta yerileri daha komando indirme. Yastıklar nasıl değil?
oldu. Rüzgarda ayakları... Plevnia diye bir dağ kasabası burası. Arkadan anlaşılıyor mu acaba? Sis çökmüş sabah sabah. Gerçekten güzel bir görüntü ama hava şu anda 0 derece. Bu sisin içinde biraz sonra süreceğiz. Burası çok küçük bir kasaba ama gördüğünüz gibi sabah trafiği burada da mevcut. Burası otelimizdi. Güzel bir otel. Yani bu köy kasaba gibi bir yere. Burası bir de Müslüman bir kasabaymış. Havanın 3-4 derece olmasını bekledik. Sonra çıktık yola. Gidiyoruz bakalım. Bu ses ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Hayırlısı. Yol yapımı vardı. Yolu kapatmışlar. Bekleyeceksiniz dediler. Biz de beklemeyelim dedik. Yanında bir tane yol vardı. Şansımız oradan deneyelim dedik. Daldık. Bakalım sonunda neresi çıkacak? Herkes arkamda. İnşallah iyi bir yere çıkacaktır. Ya da bataklığa falan gitmiyoruzdur. Aşağıda yol aslında. Bakın hemen şurası yol. Ama ulaşamıyoruz işte. Doğru yoldayız canım işte. Yolun kenarı. Gelin gelin. İşte bu kadar. Yola çıktık. Karşısı yol. Bitti gitti geçmiş olsun. Belgrad'a 200 kilometre var. Gün ortası. Ama biz bir şeyler yemiyoruz. Hafif bir şeyler atıştırdık. Çünkü akşam çok özel bir restorana gideceğiz Belgrad'da. Motorlarımız iyi durumda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda yola devam ediyoruz. Şu ikisine park etmeyi hala öğrenemedik. Öğretemedik. 35 AVL 323, 35 HD 0596. Söylemiyorum kimlere ait olduğunu artık. İfşa ediyorum bundan sonra. Ve Belgrad'dayız. Belgrad'ın en meşhur caddesi, ismini bilmiyorum ama bütün böyle Tineze Mihalla caddesi. Burada yürüyoruz. Güzel bir cadde. Ama bizim amacımız caddede yürümek değil, Tora restorana gitmek. Orası bambaşka bir yer. Yani bu çocuklar gerçekten orada et yemeye geliyorlar. Benim için önemliydi, ben yemiyorum. Ama oradan da birkaç görüntü paylaşacağım artık, yapacak bir şey yok. Ve işte uğruna kilometrelerce yol geldikleri meşhur Tora Restoran. Nehrin kenarında. Tora'nın meşhur eti de böyle bir şey. Güzel yani.
Yedinci günden herkese günaydın. Bugün Alpine'yi gezeceğiz. Yarın Transfagarajan'ı gezeceğiz. Yani gezinin son günlerini artık bu iki güzel geçide ayırdık. Hiç zaman sıkıntımız yok. Rahat rahat gezeceğiz. Motorlarımız hazır. Biraz sonra yola çıkacağız. Havanın biraz ısınmasını bekliyoruz. Çünkü buralar gerçekten yüksek yerler ve hava soğuk oluyor. O yüzden saat 9'dan önce yola çıkmamaya çalışıyoruz. En azından bir 6-7 dereceleri bulalım diye. Çünkü üşümek değil de tutuş önemli. Tutuş için biraz havanın ısınması, yerdeki çiğin gitmesi gerekiyor. Hazırız. Alpina'dan görüntülerle baş başa bırakacağız biraz sonra sizi. Marketten aldım çöreğimi, böreğimi. Vallahi bak, kahve de burada. Motor başında kahvaltı. Güne böyle başlayalım bugün. Ekip indi. Hazırlıklar başladı. Bu arada hava 7 derece. Tayfun ne yapıyorsun annem sen? Kendimi çok soğuğa ateş hazırladım bastım. O kadar da soğuktayım. Alpina sıcaklığı mı? Senin için kolay gelsin. Sağ olun hocam. Günaydın. Devreyim. Günaydınlar. Günaydın abi. Ve Halil hocam. Günaydın. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Aman ne güzel bir rotamız var. Neresi rotamız Halil hocam? Transalpina. Transparagasan. Yok. O öyle değil zaten. Transparagasan da deniyor. Bunlar iki kardeşim. Alpina yapıp Sibiu'da kalacak olabilir miyiz bugün? Mesela evet. Daha. Öyle yani. Evet. Otomuz bugün yani... Sibiu Halil hocam. Alpina, Malpina harika yollardan geçtik bugün. Sonbaharın güzelliğini de yaşadık tabii ki. Ekim'de Halil hariç hiç kimse gelmemiş buraya. Halil hocam sağ olsun her şeyi gösterdi diye dönüp duruyoruz. Çünkü Sibiu'dayız ve Sibiu'nun bu güzel meydanını hani nasıl gösterebiliriz size? Ancak böyle dönerek gösterebiliriz.
Dön baba dönelim. Sibiu'dayız. Burası dünya kültür mirası. Sibiu'nun gözleri evet şu Halil arkada. Halil anlatır mısın Sibiu'nun gözleri? Sibiu'nun gözleri. Neymiş burada, Halil? Sibiu'nun gözleri Hitler zamanında yapılmış. İnsanların dışarı çıktığında bir korku salsın diye. Geceleri dışarı çıktığı bu zaman. Bu doğru bilgi mi? Net bir doğru bilgi. Bilgi doğru bilgi. Her bilgi gibi. Yani burası Karpatların sonu bildiğiniz gibi. Bilemiyorum yani. Bence neyse güzel. Biz bunu araştıracağız. Yani tabii ki Halil Hocam çok doğru söylüyor ama meydanın en güzel binası şu arkamdaki. Şu. Öyle değil mi ama ya? Tamam. Herkes çıktığına göre gidelim. Bakın Halil Hocam'ın söylediği Sibiu'nun gözleri burada çok net ortaya çıkmış. Halil Hocam da burada kendinden emin. Biz gezerken bu çocuklar yanımıza yaklaştı. Merhaba diyerek yaklaştılar hem de. Onlar Erasmus öğrencileriymiş. Merhaba. Beni sallayayım belki tanıdıklarınız görür. İsimler? Ramazan. Güven. Elif. Çok memnun olduk çocuklar. Görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Vallahi Türk Türk her yerde buluyor. Bak ben de bunları buldum işte. Ne yapayım başka yok. Halil. Yalancılar Köprüsü'ndeyiz. Bir efsaneye göre bu köprünün üzerinde yalan söylenirse eğer köprü çökecekmiş. Ama bu köprü o köprü değil, o köprü tahtadan bir köprü. Çökmüş yani. Çünkü herkes yalan söyler değil mi Halil'ciğim? Evet, biraz. Yalan insanın tabiatında vardır. Ben yalan söylemem diyen yalan söylüyordu. Ama gördüğünüz gibi köprü taştan yapılmış ve artık çökmüyor. Olay bu. Efsane ne olmuş? Kül olmuş, gitmiş. Bu kadar. Ve Devrim Bey'im, beğendiniz mi ilk gelişiniz? Vallahi çok beğendim Sibiu'yu. Siz daha önce geldiniz. Halil burada doğmuş. Aynen. Devrim senin beğenmen önemliydi zaten. Ben gayet çok beğendim. İmkan gerçekten. Olacak geleceksin Zafer abi. Yani. İmkan olacak. Ekim'de geleceksin. Ekim'de 5-6 motor arkadaşlarla. Sibiu'dan hoşçakalın.